hukukplus.com Fırıldak ailesini sunar. Çocuklar, işte postmodern sanata duyacağınız yer. Bienal. Sanki bir boğa anlayacakmışsınız gibi geldik ama işte müdürün emri, ne yaparsın? Neyse, şimdi tek sıra halinde sakin sakin otobüsten inip... Lan oğlum evladım, süseceğim bacağınıza, yavaşlayın. Oy sizin ben babanızın şarapçı. Okul gezisi! Allah! Kültür sanat aktivitesine gitmeyeli de bayağı oluyor ha. En son 3 yıl önce Fazıl Say'ın konserinde uyuyakalmıştım. Oha, hayvan mısın oğlum? Kafa lan bu da kafa. Bir uyutmadınız lan adamı. S**tirin gidin lan siz de evinize. Sen de gir lan içeri. Lan Orhan. Bak lan üstümden geride kal. Aa abi. Abim. Ne dolaşıyorsun lan ayak altında? Ayağa kalksana. Ayağa kalk abi, kalk ayağa, ezdirme kendini, ezdirme. Ulan ben sen lan kiminiz? Gel bakayım buraya. Oo, buyurun müdür beyim. Ulan bir sınıfa sahip çıkamadın be. Öğrenciler torpil gibi etrafa dağılmış. Bu ne sorumsuzluk, ne biçim hocasın sen ya? Baba, baba, sana diyorum ya. PlayStation var mı burada? Şakacı çocuk. Sus be sen gıdık. Gültekin, git çabuk çocukları bul. O kadar para topladık vallahi anaları gebertir bizi. Hadi bakayım hadi. Hemen efendim, tabii efendim. Orhan gel buraya güzel kardeşim. Gel o zaman gerizekalısı gel. Endi var ol Yaşar oğlu. Lan yürü. Bak Orhan gözünün yağını ye. Bir iki dakika sakin ol hele. Müdür bey enşende oğlum, ne yapsam koca üzerimde davarın. Seni getirdiğime pişman etme emi yavrum benim. Orhan neler ettin lan? Bakın bakın Lady Gaga oldum. Ram ram rap rap rara. Ram ram rap rap rara. Ram ram rap rap rara. Lady Gaga oldum ben. Allah belanı versin. Koçuna soka buraya koçuna. Mal herif. Amca bu kimin resmi? Anam. Ne? Gülçekin çocuklara resimden bahsetsene biraz. Tabii, tabii müdür bey. Şimdi çocuklar bu görmüş olduğumuz resim şey oluyor. Fotoğraf gibi ama tam fotoğraf değil de resim. Hareketsiz video gibi bir şey. Hani CD takılır da en olmadık yerde donar kalır ya. Hah işte öyle de değil de ona yakın bir şey. Ağzını kemcük gibi açmış bir yerlere eşe dosta ünlemekte. Önemli olan bu tablonun arkası. Hayatta bu tablonun arkası gibi boş işte. Brother, leğenler ne kadar? Bunlar ne kadar? Bu kaça olur? Şunu kaça verirsin? Beyefendi bu eser Biennale'in en nadide parçasıdır. Fiyatı paha biçilemezdir herhalde. 2 lira veririm daha da vermem. Şöyle söyleyeyim zaten eserin sahibi ben değilim. Hem bu sadece bir leğen değil, sanat eseri. Üretmekten çok tüketerek var olmaya çalışan bir jenerasyona karşı yapılan bir ağıt. Bir serzeniş belki de. Tamam ulan çok iyi sattın. 2 lira artı 3 tane de futbolcu kartı. Al bakayım Van Basten, Klinsmann, Ravanelli. Haydi eyvallah bana da Terelelli. Bunu da helal et. Nasıl bir performans sanatçısı bu? 30 saniyede sanatın ne kadar derin ve bir o kadar da çöp parçasından ibaret olduğunu anlattı. Aman tanrım yoksa sanat sadece bir tüketim malzemesi mi? Sevgili ziyaretçiler, şimdi ünlü yönetmen Leyla Çokbilir'in kısa filmini izleyeceğiz. Ruhum daralıyor. Yüreğim sanki bir portakal sıkacağında gibi ezildikçe eziliyor. Yaşanmışlıkların tortusu peşime bırakmıyor. Çok mutsuzum. Hey, yabancı. Tanışalım mı? Ben Cook Plus mutfak şefi. Ya sen? Yabancı. Ben çok mutsuz bir kadınım. Adamı bilmene gerek yok. Seni mutlu etmenin yolunu biliyorum bebeğim. Gel buraya. Kurabiye yapacağız seninle bu akşam. Çikolatalı hem de. Kadın ruhundan anlayan bir erkek. Rüya gibisin şefim. Sus. Sadece ve sadece ellerin konuşsun. Harika olmuş. Eline sağlık şefim. Bir şey değil bebek. Görevimiz.
Bu görmüş olduğumuz nacizane sanat eseridir. Aslında günlük hayatta karşılaştığımız sorunları böyle, hani nasıl diyeyim, böyle içimiz sıkılır ya, of anasını satayım dediğimiz anlarda böyle ciğerimizden gelen şeyleri çöpe atmak isteriz ya. Bu da işte tam olarak o duygularımızın karşılığı olan bir eser. Ama görüldüğü gibi ülkemizde sanata verilen değer işte ne bu kadar. Bir çöp gibi kullanıyorlar. Eşek o şaftan ne anlar? Suyunu içer, denesini kor. Bence hiçbir şey bilmiyorsunuz öğretmenim. Sizi babama şikayet edeceğim. Gültekin öğretmenimiz biz bilmiyoruz diye sallıyor diyeceğim. Berksan yavrum, dursana evladım. Tabii ki her şeyi biliyorum ama siz anlayasınız diye öyle basit basit şey ediyorum. Şimdi müdür beyle beraber araba niye bozuyorsun? Oğlum kaçma dur. Of, bu Leyla neler yaparım neler. Düşününce insanın heyecandan kakası geliyor valla. Oha, iyi klozet insanın ayağına gelir. Demek ki ayağıma sıçacağım. Biraz fazla umumi ama ne yapalım. Bakalım gazetede ne var. Hiçbir şey yok burada. Neyse, tuvalet kağıdı yok. Ne yapalım? Bak Ezgi, bahsettiğim sanatçı bu işte. Adam kafamdaki bütün ideolojileri tek bir hareketle yıktı attı. Bak bak bak, şimdi de üretim ve tüketimin o spiral döngüsünü nasıl da betimliyor. İnanamıyorum. Resmen medyaya getirilen yayın yasağından ötürü gazetede okunmaya kaydedeğer hiçbir şey bulamadı. Kendini temizleyerek ülkede yapılan pisliklerin üzerinin örtülmesini ironiyle anlattı. Aha, ben sana demiştim değil mi? Bu adam bir harika, bir dahi. Sanırım ben aşık oluyorum. Baba! Baba! Oğlum sıçacağım amca, şarapçan ağa. Sen beni kovdurtmak mı istiyorsun? Evet. Neden kovdurtmak istiyorsun? Ben sana ne yaptım? Beyler 15 dakika girmeyin, spon çalışmıyor. Ne eline su döktüm, bana mısın demedi. Orhan koş. Yakala şu cezveyi. Bunu mu? Bunu mu? Bunları mı? Hangisi? Bu mu? Bana net bir şey söylemezsen yapamam ki. Neyse ben de koşayım o zaman. Bakın bakın, yeni bir performans yapacak galiba. Kaçırmayalım. Öğretmenlik kariyerimi bitirecek oğlu. Sen yine iyisin abi. Senin kariyerin var. Ya tutulamayan öğretmenler ne yapsın? Nereye tutulsun? Salak, tutulamayan değil, atanamayan öğretmen onlar. Bakın sanatçı oldum. İşte bu çok nadide bir parça. Baba! Oğlum, Berkcan! Gültekin! Allah! Salaklara bak! Berkcan! Evladım dur! Allah'ım neyine elenin tam ediyorsun ya Rabbim ya Resulallah. Come on baby! Come on! Baba! Berkcan! Orhan! Anne! Oh! Harikulade bir anlatım. Sanatın geldiği son nokta. Kendini bir sanat eseri gibi gösterip üretildiği andan itibaren olan duygusal ve maceracı yönünü ortaya çıkardı. Ben bayılıyorum galiba. Aferin delikanlı. Senin gibi sanattan anlayan, çocuklara değer veren insanlara çok ihtiyacımız var bu ülkede. Gördün mü Gültekin? Azıcık feyz al şu adamdan, feyz. Tabii müdür bey, tabii. Feyz al, feyz. Facebook. Tam bir gerizekalı a**mına koyayım. Cookplus.com Fırıldak ailesini sundu.